Merhaba, programa hoş geldiniz. Günlerde depremden yatıp depremden kalkıyoruz. Bugün Niğde'de de bir deprem oldu. Arkası kesilmiyor ilginç bir şekilde. Kader Türkiye'ye yapışmış gibi sanki. Bunlar birbirlerini tetikliyorlar. Gerçekten anlamakta ben zorlanıyorum. Yani hiçbir bilgim yetmiyor buna. Şu anda 5. ya da 6. depremi yaşadık. Artçıları söylemiyorum. Depremi yaşadık. Yani bu 20 günde bir felaket. Nedir 20 gündeki bilanço açıklanan 44.200'ü geçti yaşamını yitirenlerin sayısı. Peki biz hep yaşamını yitirenlerin ve işte tek tük kurtardıklarımız üzerinden konuşuyoruz. İşte iktidar kurtardıklarımızı anlatıyor. Kurtardıklarımızın bir kısmını hastanelerde kaybettik ama onlardan bahsetmiyorlar. Bunlar kurtardıklarımız, biz de kaybettiklerimizi sayıyoruz. Dün genç bir çocuk intihar etti. O kadar arkadaşını, o kadar aile yakınını kaybedince başka bir şehre gitmiş, orada intihar ediyor. İnsanın psikolojisinin dayanması mümkün değil gibi bir şey yani. İstanbul'da yıllarca yaşamış olan ben, yakinen tanıdığım kaybettiklerim var. Artık gerisini siz hesap edin. Yani herkesin bir yerden bir yere değiyor yani gönül bağı, beyni bir şekilde. Şart da değil ama yani bu kadar iç içe geçtik. Peki konuşmadığımız ne var? Konuşmadığımız iki şey var. Bunlardan bir tanesi bütün afetlerde çok konuşulan ama bu afette hiç konuşulmayan bir mesele var. Kaç kişi kayıp? Şimdi çıkanlar çıktı, kurtardıklarımız kurtarıldı. Ölenleri cenazelerden biliyoruz sayıyı. 44.228 bine şu an. Peki kaç kişiyi arıyoruz biz? O göçüklerin altında kaç bin kişi var? Ve bundan sonra da kurtarılma umudu olmayan kaç bin kişi var? Yani ölenlerle, sayısını bildiğimiz ölenlerle, sayısını bilmediğimiz ölenler, yani kayıplar toplamı kaç kişi? Bunu biliyor muyuz? Mutlaka biliyoruz ama bu facia sayı açıklanmıyor. Kolay kolay da açıklanmayacak. Yani aynı pandemide yaptıkları gibi işte hastaneye geldi pandemiden ama kalpten öldü. Ama bağırsaktan öldü. Ama ne bileyim ben şundan öldü, bundan öldü. Ya da eve gönderdik. Hastaneye yatacak kadar hasta değil. Daha bir baktık evde ölmüş. Neden ölmüş? İşte şundan ölmüş. Koronadan ölmemiş. Evet. Bunun mutlaka açıklanması gerekir. Bilim insanları bu kadar konuşuyorlar, ediyorlar. İşte afattı, şuydu, buydu falan. Hiç kimsenin elinde bu rakam yok. Bir ikinci mesele var. Çok ilginç bir şekilde. Şimdi hemen hemen her mesleğin bir ekibi vardır. İşte ne bileyim ben, sanatçıların saz ekibi vardır. Yani modern çağda orkestra dediğimiz ama işte Türk sanat müziğinde genelde ya da Türk halk müziğinde saz ekibi denir ona. Saz ekibi deyince de biz hep işte bağlamayı algılarız. Oysa üflemeli saz, vurmalı saz, ne bileyim ben, sazlar, hepsi sazdır yani. İşte gazetecilerin bir çalışma ekibi vardır. Bir ekip meselesidir bu. Bu insanların, bu son dönem iktidarın ilginç bir ekibi var. Bir bakanlar kurulu var, bir bürokrasisi var, bir de cinayet ekibi var, şebekesi var. Yani hangi taşın altından bir uyuşturucu, bir hırsızlık, bir devleti dolandırma iktidarın elemanlarından görsek mutlaka biriyle fotoğrafı çıkıyor. Yani meclis başkanından tutun, işte ölen meclis başkanı yaşamını koronadan yitirdiği söylenen ve bir uyuşturucu mafyasını hapisten kurtaran telefonlar ederek adamla şen şakrak fotoğrafları çıkıyor. Süleyman Soylu her cinayetten sonra o cinayeti işleyenden bir fotoğrafı mutlaka çıkıyor. Şimdi önümüzde müteahhitler var. Bu iğrenç binaları yapan ve hepsi göçük altında kalan müteahhitler var. Şamil Tayyar'ın fotoğrafı çıkıyor, Erdoğan'ın fotoğrafı çıkıyor, Binali Yıldırım'ın fotoğrafı çıkıyor, çıkıyor da çıkıyor. Bunların bir cinayet ekibi var. Siyasi bürokrasi falan çok önemli değil. Böyle bir ekip var. Bu ekip dünyanın her yerinde ortalığı birbirine katar, allak bullak eder. Ve o ekibin işte binalarında altında kalanların sayısını bilmiyoruz biz şu anda. Dedim ya mezarı işte
ne bileyim ben Mezarlıklar Müdürlüğü tarafından tespit edilen, ailelerine teslim edilen ya da teslim edilmeden gömülen, mezarlıklarını arayan insanların olduğu bir yerde sayıyı biliyoruz. Ama olası ölmüş ve kayıp, yani kayıp dediğim bu binanın altında, şu anda o binaların molozları taşınmaya başlandı. Kaç kişi molozlarla beraber atıyoruz onu da bilmiyoruz. Şaka demiyorum, o molozlarla beraber biz çoluk çocuk atıyoruz. O insanlar hep kayıp olarak kalacaklar. Kayıp olarak kalınca da ölüp ölmediklerini bilmeyeceğiz. Ya da resmi sayıya girmeyecekler bir türlü. Yaşadığımız felaketi anlayabiliyor musunuz? Ben gerçekten anlamıyorum. Bir adam müteahhit, 8 tane binası çökmüş. 1500'ünün öldüğünü biliyoruz. 20 binin kurtarıldığını, kaçtığını biliyoruz. Ama 10-15 bin kişiyi bilmiyoruz. Onlar yok. Onlar kaçıp da İstanbul'a gelmemişler. Onlar ailelerinin yanına gitmemişler. Onlar Ankara'da değiller, İzmir'de değiller. Onlar nerede? Bilmiyoruz. Göçük altındalar. Bazıları işte o molozlarla beraber taşındılar, atıldılar bir yere. Nereye atıldılar o da çok önemli değil. Asbetli bilmem nelerle, molozlarla falan atıldılar. Asbetliler dere kenarlarına atıldıysa onların yağmurla beraber suya karışmasının çıkartacağı felaketler de pek önemli değil. Çünkü atıldı artık. Onları tekrar oradan alıp başka bir yere götürüp ayıklama işlemi yapılmadan tekrar bir yağmur sularının da o yağmur sularından beraber o asbetli balçığın toprağa karışması falan filan. Kimin umurunda? Fotoğraflara baktığımızda o katillerle sarmaş dolaştılar. İlçe başkanı olmuş, aday odayı olmuş. Adaylığından adaylığa geçemeyince sen bize 4-5 tane bina yap ya buradan da para kazanırsın. Meclise girmen şart değil demişler. Yapmışlar bunu görüyoruz. O müteahhitlerin bir kısmı aday adayı falan işte ilçe adayı ne bileyim ben. Milletvekili adayı, il başkanı adayı, ilçe başkanı adayı, belediye başkanı adayı. O belediye başkanı olsun o daha çok kazansa sen onun ihalelerini al. Gelin beraber fotoğraf çekelim. İleride katil olacaksınız sizden bir anım olsun. Bu fotoğraflar çekilmiş. Bilerek mi? Evet, bilerek çekilmiş. Yani o insanların yaptığı binaların çökeceğini bilmemek için birileri gibi aptal olmak lazım. Ama o aptallar da biliyordu bunu ama umursamıyorlardı. Çünkü o kârdan kendi kârlarına kâr katıyorlardı. Masal gibi, mişli geçmiş konuşuyorum ama böyle. Ve bu hep böyle oldu. Dikkat ediniz mi Türkiye'de meclisteki milletvekillerin mesleki çoğunluklarına? Hukukçu ve mimar mühendis çoktur. Neden? Bilemiyorum. O kadarını da siz bilin. O yaptıkları yolları görmek ve ne bileyim ben bu üniversiteyi bitirmiş bir insanın Cumhurbaşkanı dedi diye 3 yılda bitirilmesi gereken yolu emirle 2 yılda, 1,5 yılda bitirmesi demek o diplomanın elinden alınması demekti. Bunu kabul etmesi ve o yolu hakikaten 1,5 yılda yapması. Yapmıyorsa ihalenin rakamını yükseltiyor demektir. Ona bakacaksınız. Efendim biz dediğiniz gibi 1,5 yılda yapmayalım. Biz bunu 3 yılda yapalım ama 3 yıla bu para az gelir. Aldık ihaleyi önemli değil. Ara ihalelerle rakamı yükseltelim. Yapılmadı mı? Yapıldı. Görmedik mi? Bilmiyor muyuz bunları? Biliyoruz. İşte o fotoğraflar, o ekip onlarla beraber böyle sarmalamış hepsini. 1150 odalı sarayda. Bu kararlar alınmış. Bu kararların alınması için 1150 odaya gerek var mıydı? Önce alınmıyor muydu? Alınıyordu. Şimdi 8 ihalemine kabul edilmiş bile. Temeller atılmaya başlanmış. Temel atılmak için ne kadar kısa sürede atıldı ve neler incelendi o? Zemin incelendi mi? Fayın 500 metre ilerisinde diye bir açıklama yaptı geçen gün birisi. Artık aptalların akıllarını adlarını aklımda tutamıyorum. Yetkili birisi yaptı bu açıklamayı. Efendim evleri bundan sonra fayın 500 metre ilerisine yapacağız. Fay orada çatlayacak, 500 metre ilerisinde bana bir şey olmayacak. Fayın 500 metre ilerisine zemini nasıl yapman lazım biliyor musun? Hayır, 500 metre ilerisine yapıyorum demek yeterli. Halka güveni veriyorsun. Halk bu güvene ihtiyaç duyuyor ve alıyor bu güveni.
Çünkü halk dünyanın hiçbir yerinde fayın 500 metre ilerisinin güvenli mi güvensiz mi olduğunu bilemez. Bilmesi de gerekmiyor. Ama dünyanın birçok medeni ülkesinde fayın 500 metre ilerisine böyle bir deprem sonrası ev yapılıp yapılmadığını açıklayacak bilim insanları var, bilimciler var. Bilmem takip ettiniz mi? Korona zamanında Almanya bir bilim vakfına bıraktı bütün işi. Sayıları o açıkladı, hastaneleri o müzakere edip bilgiler aldı, bilgiler verdi, şöyle yapın, böyle yapın dedi. Ben korona zamanında yaşadığım Almanya ve Fransa'nın sağlık bakanlarının adını öğrenemedim. Televizyona çıkmadılar, belki çıktılar. Ama bizimki televizyondan inmedi, bütün dünya tanıdı adam. Hazırlar, Süleyman Soylu, işte bilmem ne koca, bilmem ne şu. Fay hattının 500 metre ilerisinde. Omolozları ne yapacaklar şimdi? Omolozlarla insan taşıyorlar, ölü taşıyorlar. Bir daha soruyorum, kayıp sayısını biliyor muyuz? Muhalefet niye sormuyor? Mecliste bir soru önergesi, ne bileyim ben. Kılıçdaroğlu. Kayıp sayısını devletten istiyoruz, hükümetten istiyoruz dese, iktidardan istiyoruz dese. Nasıl bir cevap gelecek bilmiyoruz. Önemsizmiş gibi geliyor kayıp sayısı ama o kayıp sayısı şu anda bizim cenazelerin teslim aldıklarımızın üstüne eklendiğinde esasında depremdeki ölü sayısı çıkacak ortaya. 150 binden 200 bin arası bir rakam ortaya çıkacak. Bir felaket ortaya çıkacak. İşte şu anda 44 bin olan sayının 200 bine çıktığında Hande Fırat'ın işte Yüksek Seçim Kurulu'nun üyeleriyle görüştüler. Pardon, kendi AKP'li üyesiyle görüştüler palavrasının neden panik halinde olduklarını daha iyi ortaya çıkartacak. Devlet Bahçeli'nin neden 10-15 gün konuşmadığı ve bundan sonra da bir konuşmadan, daha doğrusu kokla gibi Erdoğan'ın yanında dolaştıktan sonra niye tekrar konuşmadığı, sessizliğe büründüğü daha iyi ortaya çıkacak. Çünkü MHP şu anda %7 değil, %5'i neredeyse geçemeyecek noktalara geldi. Evet, yeni çıkarttıkları yasa kendilerini incitecek. MHP %4,5'da kalabilir. O 3,5'da olabilir, 4,5'da olabilir. Bilemiyorum. Ama %6 bile olsa %7 MHP için düşürülen barajı geçemeyecek. Evet. Bunlar böyle ufak detaylar gibi gözüküyor ama çok tehlikeli şeyler. 8 ihale verilmiş ve fay hattının 500 metre ilerisinde binalar yapılacak. Toki taki teki, neyse. Ve öyle bir kandırılıyor ki işte 2000 öncesi nervürlü demir kullanılmadı. Arkadaşlar yoktu. 2000 öncesinin müteahhitleri doğru sağlam çalıştı da onları kurtarmak için söylemiyorum. Dünyada nervürlü demir 2004'te mi ne başlıyor? Ve Türkiye bunun ilk dört ülkesinden bir tanesi yurt dışına gönderiyor, satıyor. Bu konuda başarılıyız. Kendimizin kullanmaması, az kullanmamız çok önemli değil. Dünyada en çok üreten 3-4 ülkeden bir tanesi. Başka bir şey var, hiç merak ettiniz mi bilmiyorum işte. Evler yıkıldı ama 2000 öncesinin evleri. Hayır. Yalan söylüyoruz. Ne Maraş'ta, ne Adıyaman'da, ne Malatya'da, ne Diyarbakır'da, ne işte o 2000 öncesi 10 katlı, 8 katlı, 9 katlı evler yoktu orada. Şaka değil. Yani mutlaka bunun fotoğrafları vardır. Çıkartın bakın bölge fotoğraflarına, il fotoğraflarına. Anılarınızı tazeleyin. Malatya'da kaç tane 8 katlı bina vardı 2000 öncesinde? Yıkılan binaları, siteleri görüyoruz. Böyle siteler var mıydı? Yoktu. Ben anımsamıyorum. Çıkartın fotoğraflarınızı eğer göçük altında değilse fotoğraflarınızı ama internetten bulursunuz. İnternetten çıkartın. Yukarıdan görünümlü Diyarbakır alın, Antep alın, Malatya alın. Alın oğlu alın. 3 katı, 4 katı geçen binalar var mıydı? Yıkılanlar hangileri? Bu kadar binaya ihtiyaç var mıydı o dönemde yani? Bu siteleri 10-15 tane siteyi yan yana dikmek böyle. O ona bakıyor, o onun yatak odasını görüyor, o onun mutfağını görüyor. O onun ne yediğini dikizliyor. Bu kadar yapışık mıydık biz? Bu arada şunu söyleyeyim tabii yani. İstanbul'da yapışıktık ama bu İstanbul bir gösterge değil. Çünkü İstanbul
başından beri nüfusu anormal yüksek bir il. Yani biz 70'lerde birbirimizin odalarını görmeye ya da yaşadığımız odanın içinde perdeleri açmamayı 70'lerden itibaren yaşadık. Ben birbirine yakın annemin ve babamın oturduğu evde perde açmıyorduk. Daha doğrusu benim o deli inadımdan dolayı benim perdelerim hep açıktı. Ama karşı daireler perdelerini hiç açmadılar. Beni gördüler mi? Gördüler belki, bilmiyorum. Evet, tekrar bir programın sonuna geldik. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Yarın Serdar Öztürk'ten beraber olacağız.